Siyasetin şu anda birazcık uçlarda yaşadığını düşünüyorum. Ne yazık ki siyasi liderler birbirleriyle sevgi dilini değil, uzlaşma dilini değil, birazcık daha çatışma dilini kullanıyorlar. Bunun için aslında biraz önce paylaştıklarınız çok değerli ve çok önemli. Siyasi arenada bizim şu anda ADR İstanbul platformunda ilgilendiğimiz alternatif uyuşmazlık çözüme düşünüldüğünde neler kullanılabilir, neler yapılabilir, siyasette hangi yöntemler karşına çıkabilir? Çok önemli kazanımlar olabilir siyaset alanında da. Ben 5 yıldır sevgili dostum, arkadaşım, değerli avukat Ferda Paksoy'la birlikte aslında bu alanın farkına varmış biriyim. Ancak Türkiye'nin gerçekten çok ihtiyacı olduğu bir durum bu. Yani daha barışçıl, karşılıklı çözümlere gidilerek her iki tarafında kendi menfaatlerine, menfaat çıkar, bu kelimeler aslında içi boşaltılmış kelimeler ama bir nötr kişiyle, nötr bir arabulucunun, bir figürün sizi dinlediği ve her iki tarafa da ortak faydalı çözümler üretebildiği çok değerli bir sistem aslında arabuluculuk ve alternatif sistemlerin tamamı. Ama bunların henüz ülkemizde çok da farkına varıldığını düşünmüyorum. Bunlar için ama gerçekten fark edilmesi için çok şey yapılabilir. Dünya bunun çoktan farkında. Belki ondan bahsetmem gerekir. Bir dönem siyasi danışmanlık yapmıştım. Siyasi danışmanlık yaptığım yıllarda belediye başkanlarıyla bu konuyu paylaşmıştım. Yani belediyeler bünyesinde arabuluculuk merkezlerinin açılmasının belediyeler açısından, insan ilişkileri açısından çok daha yapıcı bir yöntem olacağı ve bunun belediyelere, siyasi alana, aynı zamanda Türkiye'nin bütün bu ruh iklimine çok barışçıl bir faydası olacağını düşünmüştüm. Çünkü özel hukukta kullanılan bir tarafı var. Bütün alternatif sistemlerin, alternatif uyuşmazlık çözümlerinin. Bunların tümünün halkın birbirini anlaması, dinlemesi, birbiriyle gırtlak gırtlağa gelmeden sorunlarını çözebilmesi için son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalar yapmıştık. Siyasetin de çok işine yarar. Tabii ki Türk hukukunun da çok işine yarayan bir başka sistem bu. Birçok alanda kullanılıyor ama bu alanlar daha da genişleyecek diye düşünüyorum. Özel hukukta kullanılan bir çözüm yöntemi halinde. Barışa ihtiyacımız var. Siyasetin dilinin de yumuşatılması. Ama bu tabii sakın şöyle düşünmeyin Kayhan Bey. Hani böyle güzellik yarışmalarında kadınlar, güzel kızlar çıkarlar. Ne istiyorsunuz? Dünyanın barışa kavuşmasını istiyor falan. Öyle afaki ve anlamsız bir şey değil benim söylediğim. Gerçekten ayakları yere basan, sağlam ve güvenilir bir arabulucu ya da güvenilir bir hukuk altyapı bilgisi olan ya da dünyada sadece hukukçular değil her meslekten insan bu işi yapabiliyor. Gerçekten güvenilir kişiliği olan insanlara son derece uygun bir meslek, çok faydası olacağını düşünüyorum. Her iki tarafı da dinleyen, arada durup nötr olarak olaylara bakabilen ve her iki tarafında çıkarlarını gözeten bir sistem. Her iki tarafında kazanabileceği bir yöntem. Aylarca, haftalarca, yıllarca mahkemelerde, sürüncemede kalacak konuların çok kısa bir sürede, bir çırpıda çözümlenebildiğini görüyorsunuz arabuluculuk yöntemleri sırasında. Ben ona hepimiz kazanabiliriz diyorum. Hepimiz. Evet. Çünkü kazan kazan kelimesi Türkiye'de şu an birazcık anlamını yitirmeye başladı. Yani böyle hani şey yaparken, müzakere yaparken bazen. Yani işte sen de kazan, ben de kazanayım. İkimiz de kazanalım hocam. İşte bu çok, döndü. Bu çok güzel bir şey. Bu çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. İşte, yani evet, kazan evet, kazan evet. O değil. O değil, hayır. O yüzden hayır, ben de kazan kazan kelimesini beraber kazanabiliriz. Herkes kazanabilir diye söylemeyi tercih ediyorum bu aralar. Daha doğru. Hocam son 5-10 dakikada yaptığımız konuşmada hep konuşmalarınızı dünyada, dünya bunu gördü. Dünyada farklı gelişmeler var diye anlatıyorsunuz. Yani çok lokal bakmıyorsunuz. Sizinle ilgili en çok değer verdiğim alandan bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Daha çok böyle global bakabilmeniz. Bütünüyle bakmak lazım. Çünkü dünya artık küçücük bir yapıda. Her şeye her an bu tabletlerimizden, bilgisayarlarımız üzerinden ulaşabilmemiz mümkün. Birçoğumuz yabancı dil biliyoruz ve çok rahatlıkla kesinlikle bütün dünyayı görebilmek, okuyabilmek, anlayabilmek mümkün. Biraz önce söylediğim belediyelerle ilgili yaptığımız çalışmalarda aslında Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak önerilmiş bir yöntem bu. Aynı zamanda
zamanda dünyada pek çok ülkede uygulanan bir başka yöntem Singapur Konvansiyonu oldu biliyorsunuz geçen yıl. 2019 yılının sonlarındaydı zannediyorum, yanlış da bir tarih söylemek istemiyorum ama özellikle MENA bölgesinde Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerde bunlar ülkelerin kendi yönetim sistemleri içerisinden geçerek yürürlüğe konulmuş olan şeyler haline dönüştü. Bir sistem haline dönüştü. Ancak bunun tabii Türkiye'de bu konvansiyona imza attı. Türkiye'de de beklenen şey zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçmesi gerekiyor. Ardından hemen Türkiye'nin dünyayla entegre olması bakımından, özellikle alternatif uyuşmazlık yöntemleri bakımından, dünyayla entegre olması bakımından çok büyük bir fayda sağlayacaktır. İşler çok daha hızlanacaktır. Singapur Konvansiyonu'ndan bahsediyorsunuz değil mi? Singapur Konvansiyonu'ndan bahsediyorum. Tabii şunu da söylemek lazım. Türkiye aslında dünyanın merkezidir. Jeostratejik konumu bakımından ve aynı zamanda bu kadar değişik bölgelere çok çabuk ulaşılabilme imkanı yaratıyor olması bakımından son derece önemli bir ülke. Stratejik önemi çok yüksek bir ülkedir. Buradan dünyaya ulaşabilmek çok önemli. ADR yani firmamız aslında dünyayla akredite pek çok değerli arabulucuyla çalışmaktadır. Bu tabii gerçekten çok önemli. Bizim uluslararası bir bakış açısına sahip olduğumuz ve bu konular, bu kanunlar, bu kurallar hakkında çok ciddi bilgi ve birikime sahip olan bir ekip olduğumuzu da söylemek isterim. Kesinlikle, kesinlikle Elif Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Her bir dakikasından büyük keyif aldım hocam. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki bu sohbeti yaptık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.